Ben Hisarcık Mahallesi muhtarı. İnan Yıldırım. Ne kadar zamandır, kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Ben bu dönem muhtarım. Birinci dönem. Evet. Seçim öncesi ve seçimlerden sonra sanırım Büyükşehir Belediyesi tarafından... Tabii seçim öncesi bir eleman geldi arkadaş. Dedi ki, CHP birini çıkarmazsanız, Özdemir'in kesin emri bir çivi çakmayacağını söyledi. Bunu kesin tedbirinizi alın diye söyledi. Aynı bu konuyu söyledi bize. Ama yalnız ben de bütün muhtar arkadaşlarım aynı söyledi. Çünkü muhtar arkadaşların hepsi de tedirgin bu işten. Evet. Daha sonra peki siz muhtarlar olarak Cumhurbaşkanlığı'nın külliyesine gittiniz. Evet, evet. Orada dilekçem verdiniz. Ne oldu? Anlatır mısınız? Neler oldu? Ya ben köyün sorunları hakkında bilgi yazdım. Bu tehdit konuları yazdım. Atık su konularını yazdım. Bilgisayarlarımız yoktu dedim. Bilgisayarlar konuları yazdım. Atık sularla ilgili ne yazdınız? Evet, atık sularla ilgili. Vatandaşların rahatsızlığını dile getirdim. Ama bunlar hala yanlış anladılar. Hala da Büyükşehir'de daha bizi aramaklar. Hala niye yazdınız, ne yaptınız bize rahatsız ediyor. Hala bunları rahatsızlığı dili getiriyorlar. Ne dediler önce Büyükşehir'den bununla ilgili aradılar mı sizi? Cumhurbaşkanı yani geldikten sonra. Kim aradı, neler söyledi? Valla bir Mahalle İdare Genel Müdürlüğü aradı. Dün pazartesiydi. Evet. Yok salı gün. O arkadaş aradı, dedi, o arkadaş tamam dedi, ben anlattı, ben dili getirdim. O dedi, dediğiniz konuda haklısınız dedi. Ne dedi size? Cumhurbaşkanı'na dilekçe mi vermişsiniz dedi? Dilekçe vermişsiniz dedi. Verdik dedim. Doğrudur dedim. Ben dedim, vatandaşların dedim, rahatsız olduğu konularını anlattım. Dedim, yoksa benim herhangi bir, ben şahsıma kendi bir şeyimi istememişim. İstemedim konu attı dedim, ona söyledim. Yok dedi, tamam konu haklısınız diye söyledi. Arkasından saat 4.30 falan, 4-4.30 sıralarında Büyükşehir'den bir bayan arkadaş aradı. Ben ismini sormadım. O dedi, sen genel sekreter, seninle konuşmak istiyor dedi. Konuşsun dedim. Dedi ki, sen muhtarım. Sen de nasıl gidip de Büyükşehir'e şikayet edebiliyorsunuz? Size o kadar hizmet yaptık. Neyi bunu şikayet ettiniz diye söyledi dedim. Neyi dilekçe yazdınız? Ben dedim ki, benim kendi haklı olduğum konuda, vatandaş rahatsız olduğu konuda bunu yazmakta zorundayım. Dedim. Ondan köye gelip köyde vatandaşı anlatacağım. Seni şikayet edeceğim diye söyledi dedim. Ben gel anlat vatandaşı dedi, söyledim dedim. Evet. Ama hala dedim, bize baskı yapmaktalar. Biz nereye kadar muhtarlık yapacağız bu şekilde? Söyledim kendisine. Neyi söyledim, kendisine anlattım dedim. Size ne diye tehditte bulunuyorlar? Hizmet ya, gelmez yönünde mi? Hizmet tabii. Ne diyorlar? Eğer CHP birini çıkarmazsanız köyden bir çivi çakmayacağınızı söylüyorlar. Şu anda seçimlerde AK Parti mi birini çıktı? AK Parti. 340 oy aldı AK Parti. 489 seçmeni oldu ya, 340 AK Parti oy aldı. CHP ikinci parti mi oldu? CHP ikinci parti. Peki seçim sonrası herhangi bir telefon geldi mi veya bir hizmet yapmayacağız şeklinde bir şey söylediler mi? Tabii canım, Necmettin abi aradı. Necmettin? Ünivar. Evet. Ben dedi ki, sen de nasıl dilekçe yazdın dedi, bu kadar hizmet yapıyoruz dedi. Dedim, ne yaptınız Necmettin abi, yaptınız 2 kilometre asfaltı mı? Ben size yaptığınız hizmetleri inkar ediyor mu diye söyledim kendisine. Bundan sonra ne olacak dedi, ne olacaksa olur dedi. Ailesini kendisine anlattım. O günden bu tarafa Necmettin abiyle konuşmadım. Anladım. Büyükşehir'in bu davranışından, bu tutumlarına tabii şikayet... Biz rahatsız, tabii rahatsız bir durumlarda. Ben gidip de bundan sonra Büyükşehir'in kapısına içeri girmem bundan sonra, zaten gitmem de. Sizin dışınızda duyduğunuz başka muhtarlar da var mı böyle? Muhtarların hepsi rahatsız bu işten. Bağcılı muhtarımızın, Bağcılı muhtarına da Necmettin abi, o da konuşmuyor.